AK Parti ilçe başkanı Halil Ertuğrul'la birlikteyiz. Halil Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, Halil Ertuğrul, yaşım 35, Çivril'de esnafım, uzun süredir esnaflık yapıyoruz. Çeşitli ticaret dallarında bulunduk. Bu 2019 seçimlerinde yönetime girdik. Oradan bu davaya gönül verdik, yürüdük. Derken 2020 başlarında başkanlıkla şereflendirildik. O günden bugüne kadar da bu görevi üstlendik. Bu davada ilerliyoruz. Evet, öncelikle hayırlı olsun demek için biraz geç kalmış olabiliriz ama buradan tekrar size hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Yönetim kadrosunu oluşturdunuz, Evet. görev dağılımını yapmışsınızdır. Yaptık. Kaç kişilik bir yönetim kadronuz var? 20 tane asil, 10 tane yedek olmak kaydıyla 30 tane yönetim kurulu üyemiz var. Bunların hepsi birbirinden değerli. Esnaf, kendi içimizden. Ev hanımı olan var, esnaf olan var, işçi var. Yani hepsini özenle seçtik. Hepsiyle çok uyumlu çalışmak kaydıyla yola devam edeceğiz inşallah. Tabii yönetimde uyum çok önemli. Ne kadar uyumlu olursanız o kadar da başarılı Tabii ki. olursunuz diye düşünüyorum. Mutlaka Çivril ile ilgili güzel planlarınız vardır. Biraz bahsedebilir misiniz? İlk yapmak istediğiniz şey nedir? Valla çok güzel planlarımız var ama bu biliyorsunuz pandemi süreci bizi biraz frenledi. Arkamızda dev bir kadro var. Osman Zolan başkanımız var, Büyükşehir Belediye Başkanımız. 4 tane milletvekilimiz var. Bir tane grup başkan vekilimiz var ki kendisi Çivrilli. Çok değer verdiğimiz bir abimiz, bir vekilimiz. Devamlı bize yani yardımcı oluyor. Onun desteğiyle çoğu şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Başarıyoruz da yani şu anda onun desteğiyle çoğu şeyi başardık. Bu saatten sonra da yine başaracağız. Yapmak istediklerimiz neler? En büyük isteğimiz doğalgaz. Biliyorsunuz. Ondan sonra en büyük isteğimiz Işıkıl'da bir metrekarelik alan. Bunun dışında Dinar Karayolu'nda biliyorsunuz durdu. Bunu yine aynı şekilde ilgileniyoruz. Yani yapmak istediğimiz şeyler çok. Ama işte pandemi süreci girdi. Kongremiz olmadı. Tam kongremiz olacaktı. Şehitlerimiz oldu. Ertelemek zorunda kaldık. Tam erteledik. Bu sefer pandemi girdi. Yine ertelemek zorunda kaldık. Ama 2-3 hafta önce siz de biliyorsunuz bir görevlendirme kağıdımızı aldık. Yönetimimizi oluşturduk, yürütmemizi oluşturduk. Bu saatten sonra durmak yok, yola devam ediyoruz. Evet. Çivrilimize de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah. İnşallah bu saymış olduğunuz güzellikleri çivrimize kazandırırsınız en kısa İnşallah. süre içerisinde. Biraz kendinizden bahsettiniz ama özel olarak evli misiniz, çocuğunuz var mı? Onlar ne dediler mesela ilçe başkanı olduğunuzda eşinizin desteği oldu mu? Ya da nereden girdin siyasetin içine gibi tepki aldınız mı? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Evliyim. Eşim öğretmen. Burada Koçak'ta ilköğretim okulunda. Anaokulu öğretmeni kendisi. Bir tane kızım var 4 yaşında. Bir tane de yeni oğlum oldu. Allah başlasın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yani yeni baba olduk diyelim. Evet. Aile hayatım böyle. Siyasete ne diyor peki Siyasete eşiniz? ne diyor? Siyasete pek sıcak bakmıyor işin açıkçası ama yine de en büyük destekçim. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum eşime. Yani desteği yeterli. Peki Çivril Belediyesi ile ilgili çalışmalarınız nasıl? Niyazi Başkan'la mutlaka bir araya Tabii geliyorsunuzdur. ki. Birbirinizin fikir alışverişinde bulunuyorsunuzdur. Belediyeyle çok uyumlu gidiyoruz şu anda. Yani herhangi bir hiçbir sıkıntımız yok. Çok güzel. Yani şöyle diyebiliriz. Niyazi Başkan'la bir abi kardeş olarak görüşüyoruz. Yani biz onları tavsiyelerde bulunuyoruz. Onlar bize tavsiyelerde bulunuyor. Yani şu anda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama araya pandemi girdi, bazı hizmetlerde aksaklık olmuş olabilir ama şu anda tüm hızıyla hepsini kapatacağız inşallah. Vatandaşların da isteklerine yer vermeye çalışıyoruz aynı şekilde. Hizmetlere de devam etmeye çalışacağız bundan sonra. Yani bundan sonra çok farklı olacak. Yani yeter ki bizim önümüzü hastalıktı, virüstü, pandemiydi kesmesin. Allah'ın böyle bir musibeti bir daha başımıza musallat İnşallah. etmesin. Yani İnşallah. genç bir kadro oluşturmaya çalıştık. Bizim kadromuz da genç. Belediyemiz kadrosu da genç, dinamik. İnşallah bundan sonra uyum süreci içerisinde hizmet etmeye devam Devam edeceğiz. edeceksiniz. Peki ilçe başkanı olduktan sonra insanların size karşı bakış açısı değişti mi? Yolunuzu kesen, işte şunu da yapalım Halil Bey, bunda olsun istekler, öneriler, talepler artmıştır diye düşünüyorum. Tabii aynen öyle oldu.
Vatandaşların tabii talepleri, istekleri, arzuları var. Biz bunlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Hepsini kucaklıyoruz. Yani A, B diye ayırmıyoruz insanların hepsini. Yardımcı olmaya çalışıyorum göreve geldiğim günden itibaren. Hiç kimseyi daha geri çevirmedim. Hepsini kucaklıyoruz ya. Hepsini kucaklamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Vatandaşlardan en çok gelen talep ne oldu peki? Ne istiyorlar sizden? Ya en çok gelen talep günümüzde işsizlik sorunumuz var biliyorsunuz malum. Vatandaşın iş talebi oluyor. Yani en büyük sıkıntı şu anda iş. O da nedir? Memleketimize inşallah bir organize sanayi kazandırıp fabrikaları buraya getirsek büyük bir kısmını çözmüş olacağız zaten. Bu tür çalışmaları ilerlemeye çalışıyoruz. Yani değilse vatandaşa bizim her birine bir iş bulma şansımız yok. Ama biz buraya bir hizmet yapar, organize sanayi kurar, doğalgazı getirdikten sonra, fabrikaları kurduktan sonra vatandaşın bu problemi de çözülür diye umuyorum. Evet. Ayırdığınız değerli zaman için biz size teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.